kara hayvanlarının doğumu bilim insanları için bir gizem değildir. Peki ya su altında doğum nasıl gerçekleşir? Örneğin balinalar ve yunuslar nasıl doğar? Ahtapotların kendilerine has doğum yöntemleri nelerdir? Ve su altı dünyasında hangi canlıların erkekleri annelik yapar? Öğrenmek üzeresiniz. Bu bölümde size deniz hayvanlarının nasıl doğduğunu anlatacak ve göstereceğim. Çok ilginç görüntüler var. Hadi başlayalım. Deniz atı. Deniz atları muhtemelen su altı dünyasının en sıra dışı ebeveynleridir. Hep dişilerin yavrularına bakacağını varsayarız ama deniz atları için bu klişe geçerli değil. Deniz atları söz konusu olduğunda yavruyla erkek ilgilenir. Üreme mevsimi geldiğinde dişiye doğru yüzer. İki balık birbirine yaslanır. Erkek cebine genişçe açar ve dişi içine birkaç yumurta atar. Daha sonra baba yavruları 9 ila 45 gün arası bu özel cebinde taşır. Son zamanlarda bilim insanları inanılmaz bir gerçekle karşılaştı. Yavrular gerçekten de erkeğin cebinde gelişiyor. Biyologlar cebin yumurtaları kalsiyum, yağ, oksijen ve diğer besinleri sağladığını tespit etti. Deniz atının bir baba olarak rolü yavruların beslenmesiyle bitmiyor. Yavruların doğumundan sonra onları bir süre cebinde taşımaya devam eder. Gövdesini yukarı doğru bükerek cebi açar ve yavrular dışarı çıkar. Bir tehlike olması durumunda yine oraya saklanırlar. Sarı başlı çene balığı. Birçoğunuzun Karayip Denizi'ndeki mercan resiflerinde yaşayan bu balığı duymuş olması pek olası değil. Sarıbaşlı çene balığı 3 ila 40 metre derinlikte yaşar. 10 ila 12 santimetrelik küçük balıklar parlak sarı kafaları ve gümüşü gövdeleri sayesinde kolayca tanınır. Sarıbaşlı çene balığı sığlıklarda ve her biri 70 bireye kadar olabilen küçük gruplarda hareket etmeyi tercih eder. Deniz atlarında olduğu gibi bu türün erkek bireyleri de bilim insanlarının özel ilgisini çekmektedir. Harika birer bebek bakıcısıdırlar ve tüm yavrularla kendileri ilgilenirler. Üstelik bunu çok sıra dışı bir yöntemle yaparlar. Ağızlarıyla. Dişi yumurta bıraktıktan sonra erkek yumurtayı döller ve kocaman ağzına koyar. Yetiştirme süreci kolay değildir. Beslenme dönemi boyunca erkek yiyeceklerden tamamen vazgeçmek zorundadır ve yumurtaları oksijenle beslemek için periyodik olarak dışarı tükürür. Sonra fazla uzağa gitmelerine izin vermeden geri alır. Yavruların ortaya çıkmasının ardından deniz atının aksine baba içgüdüsü devre dışı kalır. Yavrular olan ilgisini kaybeder ve artık onları umursamaz. Fırfırlı köpek balığı. Şaşırtıcı bir şekilde bilim insanları bu eski köpek balığı türü hakkında hala çok az şey biliyorlar. Bu türler ilk olarak 1879 ve 1881 yılları arasında tanımlanmıştır. Ancak o zamandan beri üzerlerinde yapılan çalışmalar çok yavaş ilerlemiştir. Zorlukların başında bu eski köpek balığının yaşadığı derinlik gelir. Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yüzeyden yaklaşık 1575 metre derinlikte yaşar. Bu arada fırfırlı köpek balığı, köpek balığından çok bir deniz yılanı veya yılan balığına benzer. İlkel özellikleri nedeniyle fırfırlı köpek balığına canlı fosil denir. Boyutu nispeten küçük olmasına rağmen kaydedilen maksimum uzunluğu yaklaşık 2 metredir. Türün dişleri erkeklere nazaran daha büyüktür. Yavru taşıdıkları için daha dayanıklı olmaları normaldir. Çünkü bu türün hamileliği 3,5 yıla kadar sürer. Çoğu yetişkinliğe kadar hayatta kalmayan çok sayıda yavru doğuran diğer balıkların aksine bu köpek balıkları niceliğe değil niteliğe odaklanır. Bu tür herhangi bir omurgalının en uzun gebelik süresine sahiptir ve dişi yumurtalarını kendi vücuduna bırakır. Bebekler yumurtaların içinde gelişir. Yumurta sarısı ile beslenirler ve sadece tamamen olgunlaştıklarında ve kendi başlarına hayatta kalmaya hazır olduklarında yumurtadan çıkarlar. Yeni doğmuş bir yavru yaklaşık 50 santimetre uzunluğundadır. Ne yazık ki bilim insanları henüz fırfırlı köpek balıklarının doğumunu ayrıntılı olarak görüntüleyemedi ancak yakın gelecekte bir belgesel dizisi çekmeyi umuyorlar. Başaracaklarına eminim. Çünkü yakın zamanda kameraların yardımıyla balinaların doğuşu ve gelişimiyle ilgili yeni detaylar keşfedildi. Bunun nasıl olacağını öğrenmek ve diğer deniz hayvanlarının doğumlarını görmek için bizi izlemeye devam edin. Ahtapot. Ahtapot yavrularının yumurtadan çıktığını biliyor muydunuz? Ne yazık ki ahtapotların üreme şekli pek iç açıcı değildir. Bu deniz canlılarının dişleri hayatlarında sadece bir kez yavru doğurabilir. Bu nedenle bu süreç onlar için son derece önemlidir. Ahtapotlar sığ sulardan 100 ila 150 metre derinliğe kadar tüm tropikal ve subtropikal denizlerde ve okyanuslarda yaşar. Kayalık kıyı bölgeleri tercih ederler. Kayalarda mağara ve çatlaklar ararlar. Gelecekteki yavrularının yuvası taş ve kabuklarla çevrili bir delik olabilir. Döllenmeden sonra dişi sığ suda bir oyukta ve mağara yuva kurar ve burada 80 bine kadar yumurta bırakır. Yumurtalarla yakından ilgilenir. Sürekli olarak onları su akışıyla yıkayarak havalandırır. Ayrıca dokunaşlarıyla yumurtalardaki yabancı cisimleri ve kirleri devamlı temizler. Ahtapotların avlanma becerileri
hayatlarının aktif aşamasında mükemmeldir ve atıştırmaya çok düşkündürler. Ancak yumurta gelişimi döneminde dişi yiyeceksiz kalır ve bebekler dünyaya geldikten sonra genellikle yorgunluktan ölür. Derin deniz ahtapotları yumurtalarının yakınında birkaç yıl geçirirler. Düşük su sıcaklığı yumurta gelişimi sürecini uzatmaktadır. Ne yazık ki tüm bebekler yumurtadan çıktıktan sonra yetişkinliğe kadar hayatta kalmayı başaramazlar. Hayatta kalma oranı genel olarak habitata ve diğer özel koşullara bağlıdır. Bazı durumlarda yavruların sadece %1'i hayatta kalır. Yunus. Birçok insan yunuslara bayılır. Ancak bu şaşırtıcı yaratıkların kaç yavru doğurduğunu hiç merak ettiniz mi? Birçok okyanus balığının aksine yunuslar vivipardır. Türe bağlı olarak dişi yunusların gebeliği 10 ila 18 ay sürer. Anne adayı diğer dişi yunuslar tarafından sarılır. Ona destek olur. Yırtıcıların saldırılarından korurlar. Dişi yunus doğum için önce ebe ve sonrasında dadı olarak anneye yardım edecek vaftiz anne olarak adlandırılan yaşlı bir dişi eşliğinde gruptan uzaklaşır. Vaftiz anne asıl anne yiyecek ararken yavruya bakacaktır. Sonrasında yavrular sürünün yalnızca dişleri tarafından beslenir ve büyütülür. Bu arada dişi yunus sadece birkaç yılda bir yavru doğurabilir. Yeni doğan bebek hayatının ilk dakikalarından itibaren yüzmeye çalışır. Anne onu bir sinyalle çağırır ve burnuyla iter. Yavruyu suyun yüzeyine yükseltir ve ona bir nefes alma fırsatı verir. Böylece yavrunun akciğerlerini açar. Doğumdan sadece birkaç hafta sonra yavru suya alışır ve yüzmeyi öğrenir. Yavruların kendi yiyeceklerini bulmaları 3 ila 5 ay sürer. Bir dişinin aynı anda 2 veya daha fazla bebeği olamayacağı ve grubun yeni üyelerinin 5 yaşından önce erişkinliğe ulaştığı gerçeğini göz önünde bulundurarak sürünün onları büyütmek için yeterli zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Balinalar. Genellikle memeliler söz konusu olduğunda bir erkek ve bir dişi istikrarlı bir çift oluşturur. En azından yavruları tamamen bağımsız hale gelene kadar. Bu süre zarfında anne yavruları sütüyle besler ve baba yiyecek bulmak ve aileyi korumakla görevlidir. Öte yandan balinalar söz konusu olduğunda işler daha farklıdır. Dişi döllendikten sonra erkek süreye döner. Gebelik 10 ila 12 ay sürer. Neredeyse bir senelik bir gebelik sürecinden sonra dişi doğuma hazır hale gelir. Yunuslarda olduğu gibi sürüdeki diğer dişiler onu çevreler ve yırtıcılardan korunmasına yardımcı olurlar. Sadece bir yavru doğar. Yavru ısı yalıtımı için gerekli olan tamamen gelişmiş bir yağ tabakasıyla doğar. Bebek yüzeye çıktığı anda ilk nefesini alır. Bu refleks çevresel değişim hissiyle uyarılır. Diğer deniz memelileri gibi yeni doğan balina da yüzemez. Kuyruğunu çaresizce sallar ama azıcık bile hareket edemez. Ömrünün ilk saatlerinde bir çaredir ve vücut kalitesi suyun yoğunluğunu aştığı için batmaya başlar. Ayrıca akciğerleri henüz gerekli miktarda havayı alacak kadar gelişmemiştir. Balinaların beslenmesi. Son zamanlarda araştırmacılar yavrularını besleyen balinaları görüntüleyebildiler. Bu süreci gözlemlemek çok zordur. Çünkü balinalar dünyanın tüm okyanuslarına gidebilen çok büyük hayvanlardır. Kameralar sayesinde Hawaii Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim adamları kambur balinaların bebeklerini nasıl beslediklerini filme aldılar. Her yıl dişi kambur balinalar bebeklerini Hawaii takım adalarının ılıksız sularında doğurur ve yavrularını Alaska'ya göçmeden önce Ocak-Mart ayları arasında emzirirler. Araştırma ekibi balina bebeklerinin ilkbahar göçüne güçlerinin yetmesi için ne sıklıkla ve ne kadar süreyle beslendiklerini öğrenmek üzere yola çıktı. 7 kambur balina yavrusuna özel kameralar takıldı. Ekip ayrıca balinaları yukarıdan gözlemlemek için drone kullandı. Bilim insanları bu sayede kambur balinaların beslenme sürecine dair eşsiz ve nadir görüntüler elde etmeyi başardı. Uzmanlar elde edilen verilerin bu inanılmaz hayvanların yaşamı hakkında bizi daha çok aydınlatacağını umuyor. Bugünlük bu kadar. Hiçbir hayvanın doğum yapışına şahit oldunuz mu? Yorumlarda bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.